İyi bir hafta diliyorum. Cümlemize. Biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısını bitirdi diyeceğim. Bekliyorum. Evet, tamam mı? Biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki haftada bir yaptığı grup toplantısını bitirdi. Dinledik, izledik. Aslında yeni çok şey söylemedi. Eskileri tekrar etti. Kendi bildiklerini tekrar etti diyeyim. İlginç birkaç not var. Onları paylaşarak başlamak istiyorum. Netanyahu için tarihe adını şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır dedi. İsrail terör devletidir çıkışından sonra. Bu sanırım en önemli çıkışlardan, meydan okumalardan bir tanesi. Yalnız biz de Erdoğan'a ve AKP'ye şunu soruyoruz. Bu kasapla işbirliğiniz devam ediyor. Bunu da bir açıklayın. Niye işbirliğiniz devam ediyor bir kasapla, bir terör devleti olarak nitelediğiniz devletle? Bunu da merak ediyoruz ve soruyoruz. Diğer bir konu demiş ki, ikinci insani yardım taşıyan gemimiz bugün yola çıkıyor. Kamuoyunda çokça görüldü. Şu anda da yazılıyor her taraftan. Ticaret gemilerini neden söylemiyorsunuz? Yüzlerce, 300'e yakın ticaret gemisi gidip geliyor ve Türkiye bunlarda birinci sırada. Bu kasapla neden ticaret yapmaya devam ediyorsunuz diye sormak istiyorum. Diğer önemli bir şey daha var bizce. 5000 lirayı bu emeklilere, çalışan emeklilere ve ÇKS'ye kayıtlı olan çiftçilere büyük bir müjde olarak yine ilan etti. Müjde vermeye doyamıyorlar hakikaten. Yalnız bunlar müjde değil. O 5000 lira pula döndü. Zaten emekliler açlıktan, yoksulluktan isyan halinde, bir yandan bir bekleyiş yaratıyor ve sonra da müjde diye sunuyor. Sanki bir lütufmuş gibi sunuyor. Bu müjde falan değil. Tabii Erdoğan her konuda konuştu. Operadan da söz etti maalesef. Keşke sanat alanına el atmasaydı. Yani operadan anlıyor mu bilmiyorum, soruyorum. Ekonomi kitabı yazmıştı Erdoğan, biliyorsunuz sık sık söylüyor. Ekonominin durumu ortada, batırdı. Yerle bir oldu ekonomi, buhran devam ediyor. Şimdi operaya da savaş açmış. Yani Pervin Çakar üzerinden operaya da savaş açmış. Ve bizce sebep şu, operacıların sesi çok yüksek çıkıyor ya biliyorsunuz. Çok iyi seslendiriyorlar. Erdoğan'ın sesinin üstüne ses çıkmamalı aslında. Bundan çok rahatsız. Bu nedenle operaya da savaş açmış, rahatsız oluyor ama bunun karşısında operayı sevenler, sanattan anlayanlar galebe çıkacak tabii ki, bunu biliyoruz. Değerli basın mensupları, son günlerde biliyorsunuz bir saadet zinciri tartışmasıdır, almış başını gidiyor. Dilan Polatlar'dan sonra şimdi Fatih Terim, Denizbank, işte müdür, birçok kişi bu fonla ilgili tartışıyor. Türkiye'nin gündemini tamamen işgal etmiş durumda. Tabii bunu ilk başta söyleyeyim. Bu yeni ortaya çıkmamış aslında. Banka müdürünün ve başka ifadelerden anladığımız kadarıyla Nisan ayından beri biliniyor. Fakat neden şimdi açıklandı? Neden şimdi patlatıldı? Bunu soruyoruz. Bu saate kadar ne beklediniz diye özellikle merak ediyoruz. Geçen hafta bu Dilan Polat ismiyle olmasa da bu mafyatik ilişkilerin, bu para saadet zincirinde olanların araştırılması için meclise bir araştırma önergesi verdik. Fakat AKP, MHP bu önergeyi her zaman olduğu gibi reddetti. Neymiş sebep? Demek ki bir şey saklıyorlar. Bu saadet zincirinin siyasi ayağı kendileri olacak ki bunun ortaya çıkmasını da istemiyorlar. Oysa ki şu anda tüm Türkiye yurttaşları bunu özellikle soruyor ve merak ediyor. Peki saadet zinciri nedir? Piramit sistemi, piramit şeması veya halk arasında bilinen adıyla saadet zinciri deniyor. Sisteme katılan bir üyenin başka bir üyeyi dahil ederek bir para kazanma yöntemi aslında. Bir üye diğerini çok güzel dolandırıyor, ilk giren üye. Sonra en güzel dolandıran da, en üstteki kişi de paraları alıp kaçıyor aslında. Meselenin özeti bu. Üretim yok. Türkiye'de üretim bitmiş durumda. Ve bazı aklı evveller paradan para kazanma yolunu bulmuşlar ve yaşamlarını böyle idame ettiriyorlar. Lüks ve şatafat içinde yaşıyorlar. Bütün televizyonlarda bunu maalesef izliyoruz.
97 yılından Kenan Şerenoğlu'nun kurduğu Titan aracılığıyla Saadet Zinciri'ni hatırlayanlar vardır. 35 bin üyeye ulaşan bir örgüttü aslında. Peki devlet gerçekten bundan bir haber miydi? Asla bir haber olamaz. Buna ilişkin 2011'den bu yana Flexcom, Tanker Bank, Çiftlik Bank, Anadolu Farm, Sas Enerji, Ava İş Yerim, Solucan Bank, Deterjan Pazarı gibi onlarca şey yaşandı ve daha neler neler yaşandı. Şimdi de Fatih Terim Fonu. Şunu söyleyelim, ucu ta Susurlu'a, Mehmet Ağar'a kadar uzanan bir ağdan söz ediyoruz. Ve bu kapatılmaya çalışılıyor. Aslında Mehmet Ağar'ın Bodrum Marina ile ilgili meseleleri pandemi zamanında önce güçlü bir şekilde gündeme geldi ve tabii ki yine üzeri örtüldü. Yani en fazla hayal satılan dönemin AKP iktidarında olması tesadüf mü? Tabii ki değil. Tesadüf değil. Hayal satılmaya devam ediyor. Onlar parti olarak onlarca hayal sattıkça köprüyü satan Sülün Osmanlılar da kar topu gibi çoğalmış vaziyette ve yaşamımızı işgal ediyorlar. Tarihin en eski dolandırıcılık yöntemlerinden olan Ponzi sistemi ve Saadet Zinciri Türkiye'de olduğu gibi hayal satmaya devam ediyor. Tabii bu arada gerçek ne? Halk yoksulluk içinde, deprem bölgesinde insanlar konteynerlarda yaşıyor. Sel felaketleriyle yaşamlarından oluyorlar. Öğrenciler barınma krizini yaşıyor. Yapılmayan asansörlerde maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Ve kara para, mafyatik ilişkilerle ayrıca halk sömürülmeye devam ediyor. Şimdi bunun birçok ayrıntısı var. Ama dikkat çeken birkaç hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Ya bu Seçil Erzan isimli şube müdürü bu kadar para almış Fatih Terim Fonu'na yatıran isimlere dekont ve belge vermemiş. Ortada ne dekont var ne belge var. Bir A4 kağıdı var araştırdığımız kadarıyla parçası. Kaşeli bir imzalı A4 kağıdı vermiş. Ya bu herhangi bir yurttaş bir banka müdürüyle iletişime geçerse para yatıracak, para çekecek, işte sermayesini değerlendirecek. Nasıl belge almaz ya? Bunu anlamaz mı yani? Hani ben bankaya gitsem, 100 lira yatırsam onun dekontunu almak isterim. Ya da çektiğimde onun yine dekontunu almak isterim ve o vermek zorundadır. Burada bir kere baştan bir kokuşmuşluk ve hile yani yasa dışılık ortaya çıkıyor. Bir de milyonlarca doları banka hesaplarından havale etmiyor bu ünlü futbolcular. Garip bir şey. Elden, bavullarla para götürüyorlar. Bir kere burada çetecilik, mafyacılık ve yasa dışılık, daha doğrusu yani bu da var. Ya insan düşünmez mi? Milyon dolar yatırıyorum ama çantayla götürüyorum bu çağda. Bir tıkla, bir tuşla onu havale edebilecekken paraları çekiyor, torbalara dolduruyor, çantalara herhalde dolduruyorlardır onlar. Çok garip gerçekten. Büyük bir soru işareti koyuyorum. Selçuk İnan'ın 33 gün için 4.684.000 dolar faiz alacağı anlatılıyor ya. Burada suçlu sadece banka müdürü mü? Hakikaten Seçil Erzan futbolcuları arayıp fona davet ederken, bu kadar büyük vaatlerde bulunurken bu tek başına kimin suçu olabilir bu dolandırıcılıkta? Dolandırılan da bu işin bir parçası değil mi acaba? Yani birlikte yapmıyorlar mı bunu? Yani bunu vatandaşın takdirine sunuyorum. Tabii ki Fatih Terim'in adı da mümkün olduğunca kullanılmıyor. Bunun da farkındayız. Kızı için, damadı için Seçil Erzan ile en yakın kişi her yerde açık adı geçiyor. Ama kazanan neredeyse tek kişi hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyor. Bir soruşturma yok, bir kovuşturma yok. Ve Seçil Erzan bas bas bağırıyor, bu Fatih Terim fonudur diyor. Bunu söylüyor fakat bunu dikkate alan yok. Hatta Amerika'da Seçil Erzan Fatih Terim'e bir ev de almış. Bunu da öğreniyoruz açıklamalarında. Tüm bu tabloda adıyla para toplanmasına rağmen Terim, Fatih Terim şikayetçi bile değil. Şimdi herhangi ortalama zekaya sahip bir yurttaş, hiç böyle paradan, bankadan falan anlamayan da bunun içinde bir organize olduğunu, organize iş olduğunu aslında anlayabilir. Bu o kadar zor bir şey değil. Ve tabii ki yasa dışı olduğu
çok açık bir şekilde ortada. Ya ben şunu söyleyeyim, bu olayda siyasi ayak tabii ki ortaya çıkarılmayacak. Seçil Erzan'ın bu işte yalnız olduğuna inanmamızı kimse istemesin, istemeye hakkı yok. Dolandırıcılık, kara para, fon dolandırıcılığı, bunların hepsi, biraz önce de söyledim, organize işler. Ortaya çıkan çürümenin, kokuşmanın hiç mi siyasi ayağı yok? Nerede bu siyasi ayak? Ve bu zemini yaratan bizzat siyasi iktidar değil mi? İnsanlar bu kadar rahat milyon dolarlarla oynuyor, sosyal medya hesaplarından lüks ve şatafatı ilan ediyor ve burada siyasi ayak yok. Hukuku askıya alan, adaleti ortadan kaldıran, yargıyı siyasallaştıran, Türkiye'yi suç merkezi haline getiren bu iktidarın ta kendisidir. En büyük yolsuzluk fonunu oluşturan bizzat AKP iktidarıdır. Bir daha söylüyorum, en büyük yolsuzluk fonunu oluşturan bizzat AKP'nin ta kendisidir, iktidarıdır. Sayıştay raporlarına da yansıdı. AKP belediyelerinde yolsuzluk zinciri kurulmuş, saadet zinciri oluşturulmuş. Şimdi iktidardaki yolsuzluklarla Fatih Terim fonu adı altında yapılan vurgunlar birbirinden ayrı ele alınabilir mi? Alınamaz. Cevabı da biz verelim. Üzüm üzüme baka baka kararır. Tabii ki vatandaş parası olan da iktidara bakarak o bu kadar büyük soygun yapıyor, vurgun yapıyor. Biz de bunu yapabiliriz diyor. Ve yapıyor, bakıyor üzüme ve o da kararıyor. İktidar mensuplarına bakanlar, tepeden yürüyen karanlık işleri görenler aynı işleri evet yapıyorlar. İktidardakiler çalıyor, biz niye çalamayalım? Bizim neyimiz eksik diyorlar ya. Onlar da çalıyorlar, bir taraftan intiharlar. Biraz önce söyledim, hele hele emekliye öngörülen sefalet ortadayken bu vurgunlar devam ediyor. Ve fon adı altında bavullarla kaçırılan paralar, yapılan büyük vurgun ve dolandırıcılıklar artık tuz koktu. Tam bir yerli ve milli çürüme yaşanıyor. Evet, hani onlar milli ve yerli demeyi çok seviyorlar ya, asıl yerlilik burada. Çürüme de yerli. Ve buna milli çürüme diyelim artık. Bunun şeyi de, yazanı da, oynayanı da, senaristi de, rol alanı da AKP iktidarı. Yolsuzluklarla mücadele kanunu bütün ısrarlı taleplere rağmen çıkarılmadı. Programda vardı, programdan çıkarıldı. AKP, AB de istiyordu. İktidar yolsuzlukla mücadele iddiasıyla yola çıktı. Sonunda yolsuzlukla mücadele kanunu rafa kaldırıldı. Evet, tweet atanlar cezaevinde, her zaman söylediğimiz gibi barış isteyenler, demokratik siyasetçiler cezaevinde ama vurguncular, çeteler, mafyalar, dolandırıcılar iktidardan siyasi iltimas görüyor. Bu ülkenin temel iki sorunu diye nitelersem torba yasalarla, şimdi anlatacağım, rant yasaları, vergi istismarlarıyla iktidar torba kanunlarla arazileri, ormanı, dereyi, suyu peşkeş çekiyor kendi yandaşlarına, çetelerine, oluşturduğu çetelerine. Şimdilerde torbacıların meclis dışındaki ayağı, fon vurguncuları, çiftlik bank dolandırıcıları ve kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanlar türedi. Artık bunu da görüyoruz. Etik yasası, yolsuzlukla mücadele kanunu çıkarılmadığı, direnildiği, AKP kendisiyle buna bir direnç var. İnsan kendi kendisiyle mücadele eder mi? Yolsuzluk yapıyorsun. Mücadele kanunu çıkarırsan kim kiminle mücadele edecek? Zaten yolsuzluk yapan sensin. İktidar toplumu çürütmeye devam ediyor. Kendi çürüdüğü için çürütüyor tabii. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Değerli basın mensupları, bir torba yasa teklifi şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Hem de Bütçe Komisyonu'nun 11 Aralık'ta meclise gelmesinden önce. Alelacele yine verilen sözler var, yine rant var, yine vurgun var ve 80 madde. Teknik yasa deyip bakmayın, bir de utanmadan uyumlaştırma yasası olduğunu iddia ediyorlar. Hayır, bu bir çuvallama yasasıdır, bunu buradan söyleyelim. Bir oldu bittiye yine getirmek istiyorlar, istedikleri düzenlemeleri çıkarmaya çalışıyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi
torba kanun yöntemi şu anda %70'lere vardı. Mecliste çıkarılan kanunların oranına baktığımızda adeta sarayda hazırlanan ve tıpkı bir hazır giyim konfeksiyon ürünü gibi meclis alelacele çalışıyor. Hemen işte alan belli, satan belli. Aslında ikisi de aynı kişi. İktidar kendi yandaşına vermeye karar veriyor. Yandaşı da alıyor. Bir cepten diğerine gidiyor aslında. Böyle de niteleyebiliriz bunu. Ve bu normal hale getiriliyor. Asla bu normal değil. Ve bu yasama yöntemi ne demokratiktir, ne müzakerecidir, ne de anayasaya uygun bir yöntemdir. Halk iradesi gasp ediliyor ve buna devam ediliyor. Ülkede resmi enflasyon %62, bağımsız kuruluşların yaptığı araştırmalara göre %126'ya dayanmış. Emekliler 7500 liraya gibi bir sefalet ücretine mahkum edilmiş. Ama öncelik bunlar değil. Asıl öncelik olması gerekenler değil. Ekonomideki denklem sermayedarlar, zenginler, AKP'nin yandaşları tabii ki. Öncelik her zaman onların oluyor. Ve bu 80 maddede bir dolu gerekçe saymışlar. Ama ben sadece belli başlıkları söyleyeyim. Eskilerine AKP, kendi eskilerine ulufe dağıtmaya devam ediyor. Bir tanesi huzur hakkı başlığı adı altında. Şöyle bir şey söyleyeyim, sahada çok karşılaştığım bir şey. AKP'den aday adayları çok olur. Böyle gittiğimiz illerde yüzlerce, hatta bazen binlerce. Birkaç kişiye sordum, birkaç kişi dediğim siz yüzler anlayın. Ya seçilmeyeceğini biliyorsun, avukat, doktor ya da ne bileyim iş insanı. Diyor ki olur mu diyor, benim titrimde AKP aday adayı olduğum yazacak. Ben yarın öbür gün iş alacağım. Müteahhitsem iş alacağım. Doktorsam tayinimi yapacağım. Avukatsam istediğim davaları alacağım. Bu gerçek. Hayat bu. AKP ile bir temasınız varsa mutlaka fayda görürsünüz. Mantığı yerleştirildi. Ve bu da tam da öyle biri. Eski bakan mısınız, vekil misiniz, yönetici misiniz, aday adayı mısınız, aday mısınız, her neyse, eski belediye başkanı mısınız, mutlaka boş kalmazsınız. Boş kalmayacaksınız. Ya bir üniversiteye, ya işte bir kuruma, yönetici, ama orada da boş kalmazsınız, huzur hakkı alırsınız, 2-3 yerden birden maaş alırsınız ve pek çok kamu kurumuna, bankalara, şirketlere yönetim kurulu üyesi olarak atanırsınız. Orada da insan, huzur hakkı adı altında birkaç toplantıya gireceksiniz ve ballı ballı maaşlarınızı alıp yiyeceksiniz. Zehir zıkkım olsun. O bizim vergilerimizle oluyor. Ve yani bir nevi Erdoğan bürokratik makam dağıtarak AKP'nin eskilerine ulufe dağıtıyor. Burada da bu var. Huzur hakkında mükafatlandırıyor. Halkın parasıdır bunlar. Şimdi zaten 2-3 maaş alıyorlar. Ya vicdansızlığın dibidir bu ya. Hakikaten 7500 lirayla geçinmek zorunda olan emekli, bir yandan 5-6 maaş alan, yetmemiş bu torba kanununda da huzur hakkı adı altında yeni paralar dağıtıyorlar. Bunu halk görsün. AKP'nin gerçeği budur. İşte ve kesenin ağzını onlara açıyor. Vicdanları kurusun. Vicdanınız kurusun diyorum. Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Diğer bir düzenleme var. Huzur hakkı dışında AYM kararlarını uygun kanun değiştiriyorlar. Hani kanunlar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ya. İşte şurası anayasaya aykırı, burası. Mahkeme de diyor ki bunu uydurmak zorundasın. Bu anayasaya aykırı. Önümüze sık sık geliyor. Kanunu uyguluyoruz. Yani AYM'nin kararını kanuna dönüştürüyoruz. Ya AYM kararları alakart menü değil. İstediğinizi seçip uygulayamazsınız. AYM kararları fix menüdür. AYM kararları herkes tarafından uygulanır. Ya ortada Can Atalay kararı var ya. Bir de bir yandan bütçeye böyle bir madde konulmuş. Hakikaten yüzleri hiç kızarmıyor. Ne diyeyim? İstediğim kararı tanırım, istediğimi tanımam denilen bir nasıl bir niteleme yapacağımı düşünüyorum. Hakikaten hukuktan uzak bir haber, keyfi, çetecilik yöntemleriyle bu ülke yönetiliyor. Tabii ki tek adam rejimi yetkiye de doymuyor. Güçlendirmek için bu rejimi yetki devirleri yapılmaya devam ediyor.
Bu arada çok iştahlılar. Yemeğe doyamıyorlar hakikaten. Yediler ya, hepimizi yediler. Vatandaşı neredeyse yiyecekler. O neydi eski dönemde insanlar insanları yiyordu ya. Yamyamlar dönemi. Yani neredeyse insan yiyecekler ya. Bu nasıl bir iştah? Yetkiye doymuyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı'na bir yetki daha verilmiş. KDV iade kapsamını belirleme ve iadelerde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden konulması yetkisi Erdoğan'a veriliyor. Halkın parasını kullanma yetkisi Erdoğan'da, tek adamda. Peki halktan toplanan vergilerle kime veya kimlere servet transferi yapacağınıza tek başınıza karar veriyorsunuz. Bunu görüyoruz. Siz karar veriyorsunuz. Bu aynı zamanda parlamentonun yetki gaspıdır. Vergilerle ilgili karar merci halk iradesinin sonucu olarak parlamentodur. Ancak parlamento koyup kaldırabilir. Bunu da tabii ki bypass ettiler. KKM'yi çok konuştuk. Biliyorsunuz önemli bir buluştu onlar için. Ve yoksullardan zenginlere para aktarımıydı. Şimdi AKP-MHP iktidarı bu dövizi olan zenginler zarar etmesinler diye vergilerini toplayıp dövizi olanlara harcamıştı. Şimdi de bu KKM'cilere, para yatıranlara bu sefer vergi istisnası getiriyorlar. Zengine verdikçe veriyorlar, yoksuldan aldıkça alıyorlar. Birileri ölsün ama birileri yatlarda, katlarda lüks bir hayat sürsün istiyorlar. Ekonomi, politik tercihleri budur işte. Yine yandaş müteahhitlere kolaylık sağlanıyor. Burada da ek süre verilmesi düzenleniyor torba kanunda. Yani onların yandaş müteahhitleri kar etsinler diye madde düzenlemesi yapıyorlar. Bunun kamu yararı aleyhine düzenleme olduğunu tabii ki görüyoruz. Ve kamu kaynakları bu madde bahane edilerek yandaş firmalara peşkeş çekilecek. Vergiyi düşürüyoruz diyor ki, yeter ki yurt dışından para getir. Bir diğer düzenleme bu. Her türlü sermaye girişine olanak tanıyor. Ve yurt dışından getirilen bazı gelirlere istisna ve muafiyet getiriyor. AKP şunu diyor ya vatandaşa, şirketlere kadar düştü, yakında bireylere de gelecek. Para getir, gerisini bana bırak diyor. Senden vergi almayayım, istediğin gibi yaşa diyor. Ve bildiklerini okuyorlar. Şimdi şirketlerden para dilenme maddesidir aslında bu. Hani para getirin, biz hallederiz. Son olarak uzadı, farkındayım. Biraz geç başladık. Kumar haramdı diyorlar ya, faiz de harammış hani iktidara göre. Ama yaptıkları yasalar hiç öyle haram maram demiyor. Gayet ballı ballı yediriyorlar valla. İşte bu maddede o ne diyor? Şans oyunlarında ikramiye dağıtma oranının üst sınırının %83'ten 93'e çıkarıyorlar. Yani şans oyunlarını oynatan şirketler karar alırlarsa dağıtılabilir ikramiyenin %93'ünü ikramiye olarak dağıtacaklar. Vergiyi de sadece şans oyunlarının vergisinin tahsilinde sadece son 6 yıldaki artış resmi verilere göre %2.550 oldu. Ve buna milyarlarca liralık yasa dışı bahis operasyonları da eklendiğinde emeğiyle, alın teriyle bir ev ya da araba sahibi olma umudu kalmayan yurttaşların nasıl yasal ve yasa dışı kumar çukuruna devlet eliyle itildiğini de gösteriyor aslında. Bu düzenlemeyle Demirören grubuna verilerek özelleştirilen Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi de arttırılmak isteniyor olabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Az kaldı yılbaşına. Ve şunu da söyleyeyim, bu da trajikomik. Milli Piyango Demirören grubuna verilerek özelleştirilden bu yana yurttaşlar artık piyangoya da inanmıyor. Diyorlar ki biz alıyoruz bileti ama mutlaka birilerine önceden verilmiştir diyor. Böyle vahim bir durumdayız. Evet, buna karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Benim açıklayacaklarım bitti. Sorunuz yoksa tamamlayacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.